Oğulcan içer kahvesini sonra. Hacı abi senden isteyelim biz. Arzımızı sana yapalım. Büyük sessiz. Değil mi? Değil hepimizin büyüğü sensin evet. Bence de. Buraya gelmemizin malumu bildiğiniz gibi aile bir iş için geldik. Tabi Allah'ın emri, peygamberin kalbi. Bu bir Allah'ın emridir. Peygamberin kalbi bu antın yapılması için buna muhasar olan, konu olan şahıslar hem bu dünyada hem öbür dünyada saadete ererler. Hadis böyledir. Biz de bu vesileyle Allah'ın emri, peygamberin kalbiyle kızımız Esma Nur'u, oğlumuz Oğulcan'ı istiyoruz. Evet, sen de babasına vekil. Sen kıyıp veremezsin dedesin. Babasını da devredin. Tabii babaya devredeceksin baba olarak. Babasını ağlara devredin. Öyle mi? Valla biz de iki gençti. Tahsilini yapmışlar. Belirli yaşa gelmişler. Dolayısıyla artık yaşlar da belli seviyeye geldi. Artık bunların da yol alması gerekiyor. Görünen o ki bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ancak biz bunu vermemize rağmen yine de son kez bir kere kızıma sormam gerekiyor. Tabii tabii. Dolayısıyla ben kızıma bir sorayım. Kızım ne diyorsun bu konuda? Sen biliyorsunuz konuşmuştuk zaten. Ben de verdim gitti. Hayırlı olsun. Allah tamam verdir. Amin amin. Ömür boyu. Şimdi bana bir iki kelime söylemek istiyorum. Bana göre evlilik üç S'den bir G'den oluşur. Bu üç S nedir dersen birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sadakat. G'de ne derseniz bana göre en önemlisi birbirine güvendir. Eğer bu dört şartın üstüne kuruluyorsa ben inanıyorum ki bir hayat dolusu mutluluk üzerine güzel bir evlilik olur. Biz de onların mutlu olmasını istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Başka bir şey istediğimiz yok. Ahmet abi, biz başlangıçta biz meşaleyi bir yaktık. Gerisi evet. Onlara kalmış. Artık madem çok istiyorlar inşallah bunları da bunu da ömrünün sonuna kadar devam etsinler. Bizler biliyoruz bir tane oğlan aldık. Oğlumuz yok diye oğlumuz olacak. Evet. Sizin de bir kızınız olur. Aynen. Bizim istediğimiz odur. Mutluluğu. Hadi emir bu. Başka bir şey istemiyor. İstediğimiz o. İstediğimiz o. İç, sen mutlu olsun. Sadece umarım mutlu bilerek gördüğümüz o yeter. Amin. 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 Öyle. Hayırlısı olsun. Hep temennimiz yok. Artık çocuk değiller, evlilik başka bir şey, başka bir mecra. Yani gençlik bir tarafta kaldı artık. Elbette gençler bir takım şeyleri yaşayacaklar ama bunu söylüyorum. Yani birbirine sevgi, saygıyı bunu asla kaybetmeyecekler. Çok konuşun, aşamıyorsanız bize gelin. Aynen. Yine aşamıyorsanız yine bize gelin, yine kendinize gidin. Tabii. Ama konuşun. Çok şeyde de sabır gerekiyor. Çok sabır. Çok şeyde sabır gerekiyor. İnşallah dedenle babaanne gibi yürütürsünüz evet. Kızım. Ben bak, onların yaşında da iki çocuğum oldu. 14 yaşında gelin olunur mu? Evet. Ama eskiden öyleydi. Eskiden sormazdılar bile. Eskileri karıştırma oğlum. Sen karıştırma. Çekene sor sen. Çok perişanlık çekti. Bırak kavga başlaması. Ama işte sabır onun için gerekli. Sabır gerekli hakikaten. Sabır etmezsen yola çıkmaz. İki karşılıklı sabır gerekli. Sanırım sabrediyor şu anda kahveye. Sabır. Sabır gerekli. Onların mutluluklarını isteriz. Başka bir şey yok bizim gözümüzde. Birbirinize saygı, sevgi asla yüksekmeyin. Birbirinizin olur. Kültürüne, geleneklerine saygı gösterin. Dinleyecekler, bilemese soracaklar, öğrenecekler. Ahmet'in dediği gibi takıldığınız yer olursa büyükleriniz var. Kendiniz çözün, çözemez.